Merhaba arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz gibi iPhone 10S Max var. Bu telefonu neden almamalıyız? Bunun için sizlere sebepler sayacağız. Bu arada şu anda ekranda oynamakta olan video bu telefonun incelemesi. Merak ediyorsanız da kartlardan kendisine ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar ilk sebebimize başlıyorum. Telefonun fiyatı. 12.000 ila 15.000 TL arasında olacağı söyleniyor. Hadi 15.000'i kenarı bıraksak bile 12.000 TL cidden çok pahalı bir rakam. Hani biz telefonların 7.000, 8.000 TL psikolojik sınırına yeni yeni alışmaya başlamışken bir anda 12.000'leri görmeye başladık. Bu ne arkadaş, insaf ya. Yani cebinde 12 değil 22, 32 bin bile olsa bu fiyat herkesi düşündürür. O yüzden bu madde zaten birinci maddemiz oluyor. Şimdi geldik ikinci maddemize arkadaşlar. Hani biz size videolarımızda her zaman söylüyoruz. Kamera ilk derdinizse şu telefonu alın ya da bu telefonu es geçin gibisinden. Kamera eğer bir telefonda ilk derdinizse bu telefonu bir kenara bırakabilirsiniz. Zaten iPhone 10'dan çok büyük bir farkı olmadığını video incelememizde de sizlere sunmuştuk. Uzun lafın kısası, son kullanıcının anlayabileceği çok büyük bir değişiklik kamera açısından yok. Tamam, düşük ışıkta biraz daha iyi çekiyor falan filan ama bunları yemezler. Şimdi yemezler dedik ya arkadaşlar, üçüncü maddemizi de oradan bağlayalım. Diyelim bu telefon ayarında bir şey almak istiyorsunuz. iPhone 10 zaten sizleri bekliyor. Gayet de buna çok yakın sonuçlar alabiliyorsunuz. Üzerine kalan parayla kendinize isterseniz bir bilgisayar alın, bir PlayStation 4 Pro alın vesaire bir şeyler alabilirsiniz. Rahat rahat odanızı daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Ha bu arada iPhone 10'un fiyatı da 7000 TL civarı, yani 12.000 eksi 7000 5000 TL yapıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi dördüncü maddemizden bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında üçüncü maddeye biraz benziyor. iPhone 10 ile tasarım açısından arasında hiçbir fark yok. Milimetrik oynamalar var. Ekran boyutunu bir kenara bırakıyorum. Yani iPhone 10S'i de düşünebiliriz, 10S Max'i de düşünebiliriz. Tip olarak birebir aynılar. Ha bir de bunun dezavantajı var. iPhone 10S Max'i tek elle kullanmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Otobüste bir eliniz doluyken falan kullanması biraz zor. Evet, artık son maddemize geldik arkadaşlar. Son maddemiz kutu içinden çıkmayanlar. Kutu içeriğine ufacık bir dönüştürücü koyuyorlardı. Biz de hali hazırda kendi beğendiğimiz kulaklığımızı takabiliyorduk. Artık o çıkmıyor. Ona gidip ekstra parayla satın almamız lazım. Hadi bu biraz anlaşılabilir, ucuz bir şey. Ancak hızlı şarj adaptörü kutu içerisinden yine gelmiyor arkadaşlar. Bunun için de ekstra bayağı bir para vermeniz lazım. Yani 12.000 TL veriyorsunuz ve telefonunuz yavaş şarj olmaya devam ediyor. Günümüzde 2.000-2.500 TL bandında satılan Android cihazlarda bile bu adaptörler bulunurken neden böyle yaptın Apple, biz de anlamadık. Arkadaşlar liste videoları bonussuz olmaz. Bu videonun bonusu da şu arkadaşlar, 12.000 TL'ye gidip bir telefon yerine iki tane üst seviye Android Amiral gemisi cihaz alabilirsiniz. Mesela bir tanesi Note 9 olur, biri de P20 Pro olabilir. Yani gidip bir tane mesela kendinize üst seviye bir Android telefon, bir de eşinize, kardeşinize, dostunuza rahat rahat alabiliyorsunuz. Bence bu bir artı tabii ki de, bir telefon yerine iki tane üst seviye telefon. Evet, böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Yorumlarda mutlaka iPhone düşmanı ilan edecek arkadaşlar var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bizi biliyorsunuz, biz eğriye eğri, doğruya doğru diyoruz. Ha bir de tabii ki de almamak için sizin de kendi sebepleriniz vardır. Mutlaka onları da yorum bölümünden bizlere ulaştırın. Artık videomuzu kapatalım. Bu videomuzda iPhone 10S Max almamak için sebepler saydık sizlere, kendimizce haklı olduğumuzu düşündüğümüz. Her zaman olduğu gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz.